gözlü benli dilber. Sen dolasın benim gibi, zülfün sökük boynum bükük. Sen dolasın benim gibi. Evet, benim meşhur Portakal Çiçeği adlı şarkımı ben bu bahçede yaptım. Portakallar henüz oluşmadan çiçekleri mükemmel derecede kokar. Bunlardan çok güzel reçeller yapılır. Hakikaten benim bana yaşam güzelliği veren ve yaşadığımdan zevk almamı sağlayan bahçedir bu bahçe. Portakal çiçeği siniyor içime. Kalleş bir orman gölgesinde. Kaymaklı taş kadayıf tatlısı. Cevizli taş kadayıfı. Cevizli taş kadayıfı. Şu halka tatlı olan. Halka tatlı, içerisindeki lokma tatlı. Lokma tatlı. Bu burma kadayıf. Burma kadayıf. Yapıyoruz. Tulumba tatlısı. Tulumba tatlısı. Bu da yine yufka hamurundan, yufka ile yapılan dolma kadayıf diyoruz. Çok enteresan bir tatlıdır bu. Dolma kadayıf tatlısı. Bu da karakuş. Bu da Adana'nın karakuş tatlısı. İnsanlar sokaklarda yürürken bu sıcakta nasıl dayanıyorlar diye herkes sorar birbirine Adana için. İşte Adanalı kendine çok güzel yöntemler bulmuş. Biz çocukluğumuzda palıza derdik. Nişasta, şeker ve sıcak sudan karışımlı bir şey. Herhalde büyüklerimiz bilirler. Bu palıza önce yapılıyor, sonra buz rendeleniyor. Kardeşimiz yapsın. Küçük küçük parçalara palıza ayrılıyor. Bir tabağa bırakılıyor bu şekilde. Ve sonra buz rendeleniyor. Göreceğiniz gibi. Burada rendemizin bıçağı var. Evet. Evet. Buz bırakılıyor. Evet. Üzerine meyve. Bu şekerimiz. O neydi? Evet, onu da. Tamam. Şekerimizi koyuyoruz. Yalnız bu şeker bildiğimiz toz şeker değil, başka bir şeker. Pudra şekeri. Evet. Pudra şekerini koyuyoruz. Gül suyumuz var bir de. Gül suyumuz, zaten ben bir şey söylemek istiyorum burada. Gül suyu çok özel bir karışım. Gül suyu. Bunun için gül suyundan döküyoruz. Mükemmel bir tat veriyor zaten. Yeterli mi? Yeterli. Evet, yeterli. Ve tamam. Şerbetimiz var. Şerbetimiz de çok güzel. Gıda boyası ve şekerden hazırlanıyor. Evet. Gıda boyasından ve meyve şekerden hazırlanmış. Meyvemiz de var. Bazen meyve de koyabiliyoruz. Tam meyveli isteyenlere meyve de var. Örneğin muz. Muzdan biraz alıyoruz. Alın size oldu. Bici bici. Evet. Şimdi servise hazır hale geliyor. Bu şekilde sıcak Adana günlerini tek serinletmenin yolu oluyor efendim. Bu şekilde ekibimize servis olarak alabiliriz. İsterseniz şöyle biraz alayım. Yok böyle bir şey. Ölürüm aşkına ya, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Evet. Adana neden göç vermiyor, göç alıyor diye sorarlar bana dostlarım. Hep şunu söylerim, Adana'da yaşam biçimi o kadar güzel ki insanlar bahçelerinde keyifle günlerini geçiriyorlar. İstanbul'da ya da başka bir yerde bunu yaşamak mümkün değil. Yoksul olan kesim dahi kendine göre eğlencesini bulmuş, eğlencesini oluşturmuş. Yıllardan beri bu böyle gidiyor. Ben Adana'ya geldiğimde Yalmanlı köyüne muhakkak gelirim. Akrabalarımın yeridir. Kitaplarımı okurum. Burada yine her zamanki gibi ağaç, her zamanki gibi ağaç ve ağaç. Bu yeşilliklerde demlenirim diyebilirim. Olmasaydı gözlerin kala kalırdım kör topal kalabalıklarda. Ki hüznü en çok dağlar besler bilirdim. İnadına köylüyken kaldırımlara inildim. Ela gözlü benli dilber. Sen dolasın benim gibi. Zülfün sökük, boynum bükük, sen dolasın benim.